Ülkemizin 2023 çevre ve şehirleşme vizyonunu doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarını koruyan ve sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknolojiyle bütünleştiren, rekabet gücüne sahip, yaşam kalitesini yükselten bir ülke olmak olarak tasarlamaktayız. Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız bu çalıştay, bakanlığımızın imar ve yapılaşmaya ilişkin mevzuat düzenleme görevi çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, imar ve yapım sektörüne yönelik olarak gelecekte yapacağımız çalışmalara da ışık tutacaktır. Bu çerçevede amacımız, yüksek yapıların planlama, tasarım ve yapım süreci kadar olası bir afet durumunda hasar tespiti ve gerekmesi halinde can ve mal güvenliği tehdidine mahal vermeden güvenli bir şekilde yıkılmasına yönelik yol ve yöntemlerin belirlenmesidir. Planlamadan etüt ve projelendirmeye, yapım ve denetimden yaşanabilir ve sürdürülebilir çevrelerin oluşturulmasına kadar ki geniş bir yelpazede söz sahibi olan bakanlığımız, bu ilişki bağlamında Boğaziçi Üniversitesi ile konuya yönelik ortak bir çalışma protokolü imzalamıştır. Ortak çalışma protokolü çerçevesinde nihai hedefimiz, ülkemizde herhangi bir nedenle ağır hasara maruz kalan yüksek katlı binaların hasar tespitlerinin günümüz teknolojisiyle doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, akabinde yüksek katlı yapıların can ve mal güvenliği tehdidine mahal verilmeden güvenli bir şekilde yıkılmasına yönelik yol ve yöntemlerin belirlenmesidir. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük, hatta dünyanın en büyük afete hazır Türkiye düşüncesiyle başlayan kentsel dönüşüm hamlesiyle bugüne kadar 47 ilimizde 178 adet riskli alan ile 467 hektarlık kentsel yenileme alanı ve 8171 hektarlık kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir. Buna ek olarak 21 ilimizde 37.782 hektarlık 52 adet rezerv yapı alanı belirlenmiştir. Ayrıca 265.684 konut ve 41.652 iş yeri olmak üzere toplam 307.336 adet bağımsız bölüm içeren 91.213 adet binada riskli yapı tespiti yapılmıştır. Bu tespitler dahilinde de iş makineleri ile yapılan mekanik, yeni tekniklerin kullanıldığı teknolojik ve patlayıcılar ile yapılan patlamalı yıkım konusunda ayrı bir uzmanlığa sahip bakanlığımızca 33.412 adet riskli yapının yıkımı sağlanmıştır. Yurt içinde yapılan yüksek yapılara ilişkin çalışmalarla eş zamanlı olarak yurt dışında da konuya yönelik incelemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda konuyla ilgili teknik personellerimiz Japonya'da ve akademisyenlerimizle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Özellikle bir deprem ülkesi olan Japonya'daki temaslarımız sırasında projemiz Japon hükümetince de çok takdirle karşılanmış, bakanlığımıza birlikte çalışma önerisi getirilmiştir. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda yüksek yapıların hasar tespit belirleme yöntemleri ile acil yıkımlarına yönelik metotlar belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen yöntem ve metotların kentsel dönüşüm verileriyle birlikte değerlendirilerek mevcut yapılaşmanın afetler sonrası oluşabilecek hasar oranlarının tahminine yönelik modellemenin de yapılabileceği görülmüştür.